we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. İçinde böyle zencefil, zerdeçal, tarçın olduğundan halam önerdi bunu hep iç diye. Hani faydalı olduğunu düşünüyorum ve her sabah normalde limon damlatırdım ya, artık suyumun içine bunu damlatıyorum. Bir de benim boğazım çok fazla tarçın oluyor. Bu biraz daha yumuşatıyor gibi geliyor. Sabah güneşi de bitkiye vurur derler ama. Yepyeni bir yıla son 2 gün kaldı. Ben de böyle birkaç tane hedef koydum kendime. Öncelikle bugün günaydın diyemedim. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır video çekmiyorum. Yani kanalımda aslında 2 tane video var yeni ama onları üst üste çekmiştim ve bir haftalık bir ara verdim. Böyle çok yoğun, zor günler atlattım. Bugün de açıkçası pek keyfim yok. Büyük ihtimalle dolunaydan herkes de bu varmış. Yani eskiden diyorum dolunaydan falan haberimiz yoktu. Yani benim yoktu. Şimdi böyle her şey işte yok tutulmadır, yok dolunaydır, onlara yoruyorum ama demek ki eskiden de böyle olduğu zamanlarda belki içim sıkılıyordu ama neyden olduğunu bilmiyordum. Yani garip, anladınız siz beni. Kendime böyle birkaç tane yeni yıl hedefi koydum. Örneğin saat 8.30-9 gibi uyanmak. Şimdi diyebilirsiniz Melis bunun neresi erken ama benim için erken. Normalde 10.30-11 gibi uyanıyorum şu sıralar. Geceleri hiç uyuyamıyorum zaten son 2 gündür. Bugün saat 8 gibi beni lokum uyandırdı. Çok fazla miyavladı ki lokum normalde miyavlayan bir kedi değil. Dışarıda bir tane kedi miyavlıyor. İkisi birlikte haberleşiyorlar. Lensim falan da takılı değildi. Kediye bakacaktım. Hani belki eve alırdım, işte yıkardım. Daha sonradan sahiplendirirdim. Eğer hala duruyorsa bakacağım. Çünkü buralarda hiç kedi yoktu. Böyle yavru kedi sesi gibiydi. Neyse bugün saat 8.30'da uyanabildim. Duşuma da girdim. Lokum yine ağaca tırmanıyor. Yani ağacı mahvetti. Artık takmıyorum. Arkadan sesler gelebilir. 2021'in gelişiyle birlikte de daha erken uyanmak hedeflerim arasında. Ajanda zaten 2019'dan beri kullanıyorum. Yani yaklaşık 2 senedir. Ajanda kullanımına devam edeceğim. Size de anlatacağım. Hatta şurada yeni bir ajandam da var. Başka bir hedefim de her gün 20 sayfa da olsa kitap okumak. Bunu da gerçekleştiriyor gibiyim. Yani ara vermedim. Aralık ayından beri yapıyorum. İnşallah 2021'de böyle hani alışkanlık halinde olacak ve öyle girmiş olacağım. Bir de artık derslerime de önem vermem gerekiyor. Dün birkaç tane makale buldum, hocaya attım. Bu makalelerden ilerleyebilirsin ama birkaç tane daha bulman gerekiyor ve 2 gün içinde bana mutlaka gönder dedi. Bakın. Ya kedi işte ya, ruhu böyle. Lokum gerçekten tam kedi. Topları oradan atıyor, atıyor, oynuyor kendisi. İşte kendime böyle daha gerçekleştirilebilir hedefler koydum. Diğer türlü zor oluyor. Bayağı da yapıyorum yani Aralık ayından beri. Hatta bu videoyu önceden çekecektim Aralık hedeflerim diye anlatacaktım size ama bir türlü vakit olmadı. Artık yeni yıl hedeflerim. Bu arada bugün yapacak çok işim var. Annem de gelecek, bir tane reels çekmemiz gerekiyor ve bugün hazır olması gerekiyor bir anlaşma. Ama ben şu anda Mudanya'ya gidiyorum. Bilge ile birlikte Mudanya'da bir kahvaltı edelim dedik, simit falan denize karşı. Saat de erken olduğu için bence hemen Mudanya'ya hop ışınlanıp eve geri dönebilirim. Zaten 15 dakika falan evim uzaklığı. O zaman giyinip makyajlı bir şekilde dönüyorum. Bu kupanın hastasıyım, çok tatlı. Bir gün video çekerken kirpiklerim tamamen kopar diye çok korkuyorum. Anne seni yer. Anne seni ısırır. Seni ısırırım oğlum. Çok güzelsin oğlum. Ay bir kap... Toparlayayım madem ben. Annem geldi. Çekim yapacağız dedim ya Reels. Ben annem geç uyanır diye düşünmüştüm. Saat 10'da geldi. Anne o zaman ben hemen çıkıyorum. Geliyorum. Reels'ı çekelim. Azra'nın pastasını ve hediyesini halledelim. Yarın
Minik kardeşim doğmuş olacak. Ya anne hatırlıyor musun? Heh. Azra'nın doğum günü 31 Aralık ve yılbaşı gecesi hastanedeydik. Ben de. Evet. Ya çok güzeldi. Bütün gece ağlamıştı. Evet, ben de O Ses Türkiye izlemiştim hastane odasında. Melis'le dedin anne ne yapacağız bunda? Aynen çok yaramazdı ya. Doğsun diye bekliyordun. Ben hani şey sanıyordum uslu bir çocuk olur küçük bebek yani. Ay ama çok fenaydı. Çok anneannem de vardı. Anneannem yeni doğmuş çocuğu ayağında salladı. Sussun diye o kadar. Beni istiyordu. Evet annemi istiyordu. Sonra annemin böyle... Ben de yanlıydım. Anne nasıl karnının altında uyuyakalmıştı. Çıktığı yerde uyudu. Evet orada uyudu. Düştü. Ben hiç kımıldamadan durmuştum. O zaman ben hemen çıkıyorum. Anne beni bekle tamam mı? Bak valla oyalanma beni. Tamam tamam söz. Sonunda evden çıkabildim. Bursa'da son böyle 3-4 gündür hava çok güzel. Sizi çok sarsadım kusura bakmayın. Görüşürüz. Trafik yine o kadar fazla ki adım adım İstanbul'u aratmıyor. Çok utandım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Naber? İyiyim. Bugün günlerden pazar gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor perşembe sanki. Evet. Hayır perşembe çarşamba değil. Çarşamba bugün. Aynen. Bugün ben perşembe sanıyordum. Ben de. Çünkü neden biliyor musun? Yılbaşı. Aynen. Cuma günü mü oluyor? Dur yılbaşı yarın mı? Yılbaşı yarın. Perşembe. Yarın evet. Akşam 9. Pazar gibi çarşamba. Evet. Öyle bir çarşamba yaşayacağız. Şey nerede? Fırına gideceğiz şimdi biz. Aynen. Hemen yolumuzun üstünde biraz simit alalım. Ben buradan Mudanya'ya nasıl gidiliyor bilmiyorum. Sen biliyorsundur merak bence. Merak etme. Direkt zaten bağlanıyor. Hoş geldin. Bak bunun resmini çekiyor. Ay. Böyle bir ürün. Çok güzel gözüküyor. TC'de yok. Adı ne? Bu adı ne biliyor pizza musun? Gibi. Harika talaş pizza. Ya resmi. Bir Bursalı olarak dayanamayız böyle. İki tane küçük alalım mı? Bence de. Evet. İki tane tahanlı minik bence olanlardan. Bir tanesini alalım. Bence de. Öyle yapalım. İki tane de simit alacağız. Aldık be simitlerimiz, tahanlarımız, kaloriler gelsin. What's it like to be the one that he turns to when he started dancing? Biz Mudanya'ya geldik. Böyle denize açılan bir sokaktayız. Burada değil, değil mi yapacağımız yer? Bu tarafa yürüyeceğiz. Evet, yürüyeceğiz. Şu evi her gördüğümde içim ürküyor ya. Sonunda gelmek istediğimiz yeri bulduk. Çok güzelmiş burası. Yani daha güzel ay pisliklere bak nasıl Starbucks bardağına şey yapmışlar. Çöpler her yerde. Daha ilerisi daha kumuş ama biz çok acıktığımız için burada bir çömeceğiz. Şimdi kuracağız. Evet. İyi yapmışsın. Bir kavanozda salçamız var. Ev salçası. Bak bunu çok tarçı, severim. Nutellitsa diye geçiyor bu. Ne diye? Şey, Nutellitsa. Nutellitsa. He, nasıl biber salçasıyla? Biber, domates karışık. Farklı. Çatallarımız da var. Bunu da açayım. Bu da mantar. Hmm, bu da güzel gözüküyor. Sabahları çok mantar. Severim. Arkadaşlar ben hiçbir şey getirmedim. Bilge her şey düşünmüş. Bir dahakine de ben getireceğim. Sağlıklı poğaçalarımdan falan yaparım artık. Yaparım. Niye böyle ışık düzeldi? Ay çok keyifli. Arkamıza bak. Evet. Çok güzel. Ay deniz çok keyifli gözüküyor. Ya ben girerim bu denize. Geldi. Yakından göstereceğim size. Çok keyifli. Tertemiz su. Cam gibi. Ben burayı nasıl keşfetmemişim bilmiyorum. Biz hep arabayla şu ilerideki otoparkta duruyoruz. Geçen annem, anneannem gittik hatta. Böyle sandalyelerimizi aldık, çömdük, çekirdeğimizi de aldık. Çok keyifliydi. Hemen ilerisi de kummuş. Burası da çok güzel. Simit yemez gibi geldi. Göstermek istiyorum. Bilge ile birlikte aldık. Keşke o gün de vlog çekseydik. Bayağı dolu bir gündü aslında.
yakıştırdınız mı? Bunlar şu anda numarasız. Daha sonradan numaralı cam ekleteceğim. Ama gözlerimi çizdirmeyi de düşünüyorum. Kararsızım. Belki sadece hani böyle 0.25 dinlendirici gözlükler olur ya, öyle bir şey de yapabilirim. Ama tek sıkıntı şurada kocaman bir marka yazıyor. Ray-Ban mı okuyor, öyle mi okunuyor bilmiyorum. Böyle olmamalı Bilge. Senin gözlüğün böyle değil değil mi? Hayır, değil. Ben uzun süredir gözlük takmadığım için... Aa, bu çok saçma olmuş. Bu aşırı saçma kocaman. Yani bunu mu göreceksin? Yani böyle lekeli gibi gözüküyor. İçinden şöyle bir şey çıktı. Acaba diyoruz ki Bilge'yle bir deneyelim mi? Deneyelim yani. Ne, bu ne ki? O? Ne ki o? Onunla alakalı bir şey değildir herhalde ya. Değil galiba. Aa, değil mi? Bunun... Ne ya? Bu ne? Vallahi biraz üzüldüm. Eğer böyleyse çok üzülürüm. Böyle olmamalı. Kesin bilen vardır aranızda. Bence o yok ya. Çıkacak bir şey değil. Değil ya. Değil mi? Çıkmayacak bir şey. Neyse, zaten çok fazla düzenli takmayacağım da öyle işte gözlüklendim. Bence hoş duruyor, güzel duruyor. Özeniyordum sürekli. Bununla özenme sebebim de Bilge'nin gözlüğü. O videoda görmüşsünüzdür. Evet. Size şu anda saatler sonra sesleniyorum. Biz Bilge'yle eve gittik. Sağ olsun bir yıl çekmem lazım diyordum ya, annem de bekliyordu. Bilge yardım etti bana. Annem eve geldi. Şimdi de Azroş'la buluştuk ve Azra'nın doğum günü hediyesini alacağız. Evet, ben bunu aldım çünkü bunun ablasını istiyorum. Çok, eğer bulursam bunun ablası olacak. Ablasını. Anne bunun ablasını istiyormuş. Nasıl boyamış, şuna bakın ya. Neden boyadım sen? Benim çünkü bana bu bebek çıkmamıştı. Çok sevdiğim için yaptım. Çıkmadın, bebeği mi yapmış? Kendine göre. Hayır, gerçeğine yaptım ama kıyafeti bana göre oldu. Hayır, mesela Bekhane'de yok, başka bir oyuncakçı. Orada yok, başka bir yerine. Yani Bursa'daki oyuncakçıları gezebiliriz bugün arkadaşlar. Ben de Bekhane'den hem böyle farklı ajandalar falan bakarım. Hoş olur. Ekmekten koltuk. Ekmekten koltuk dediği kanepe. Aa. Ekmekten. Kanepeler oluyor ya böyle küçük küçük. Ekmekten nasıl yapacak? Kürdenle, evet. Kürdenle. Çok sinirim bozuldu. Diyor ki ekmekten koltuk yapacağız. Koltuk da kanepeymiş. Şu an Azra kadar mutlu olsak yeter. Ay, burası çok güzel. Baksanıza. Kitaptan yılbaşı ağacı. Orta mesafedeyim. Tamamdır. Biraz yaklaştım. Vücut düşünür normaldir. Biraz yerim. Tamam. Vücut düşünür normaldir. Bu arada Bursa'da farklı bir BKM'nin şubesi. Galiba Avrupa'nın mı dünyanın ne en büyük kütüphane kafesi. Ama o kadar büyük ve güzel ki. Başka bir videoda mutlaka size orayı göstereceğim. Hemen daldı. Ben bu kalemleri çok seviyorum. Acaba anne Azra ne zaman oyuncak almaktan vazgeçecek? Merak ediyorum. Azra bunlar çok güzel. Patlatıyorsun. Patlatıyorsun, içinden konfeti çıkıyor. Çok güzelmiş. Çok şeker. O başka bir şey istiyor. Anne şuna bak. Aa, bu çok tatlı. Bizim çocukluğumuzda hiç böyle şeyler yoktu. Ben de istiyorum ya. Evet anneciğim, bana da alır mısın? Azra'ya bir tane, al bana da bir tane. Var mı? Ama bu değil işte bu. Kendi aşısı değil. Eğer o yoksa bunu alacağız işte. Başka yere mi bakacağız şimdi? Bakayım, buraya bakalım. Bu bebeklerin hepsi arkada da var farklı bebekler. Azra, burada farklı bebekler var. Onlar değil işte. Ben kendime için seviyorum. Sıkırı şeyler diyor. Anne bu çok pahalı. Kaç paraymış o? Anne kocaman. Oha. Bu kim bilir kaç paradır. 2,5. Oha. 2,5 bir şey söyleyeceğim. Neden şu an? İçinden hem hepsi çıkıyor hem de bu küçükler çıkıyor. Ay, kim alır ki bunu ya? Şok oldum. Bak. Aynısı gerçekten. Gerçekten benzemiş. Güzel yapmışsın. Ya keşke bunu alabilsek ama ben OMG istiyorum. Hepsini alamayız. Tamam. Hayır Azra, hepsini alamayız. 1 Ocak'ta yeni ajanda kullanmaya başlayacağım için yeni kalem alacağım kendime. 2 tane farklı. Ama evet, burada çok çeşit var. Ya daha çok böyle mavi siyah falan, hani klasik bir renk istiyorum. Bak, burada var. Onlar çok klasik. Dur bakayım nasıl. 0,5. Bu da ise. Aa, bu çok güzelmiş. Annem de lilayı seçti. Sevdiğimi biliyor. O güzel mi? O da güzel aslında ama aynı renk almayalım. Bak, bu da 0,7 mavi. Tamam.
Bunu nasıl edeyim? Mavi sen gelmiş bak. Mavi attı bir de. Sen hiç aynı olsun. Yeni bir günden günaydın canlarım. Annemle sabah markete geldik. Saat şu anda 10. Evde kahvaltılık hiçbir şey kalmamıştı. Hem kahvaltılık alacağız hem de bugün yılın son günü. Yılın son gününde size günaydın diyorum. Artık seneye günaydın diyeceğim. Ay böyle espri. Kulaklarınızı tıkayın. Neyse yani akşam içinde bir alışveriş yapacağız. Migros'a geldik. Neler alıyoruz? Çekme kız. Ya bir şey ama matken var, matken var. Ay ne kadar güzel meyveler. Avokado. Avokadosuz yaşayamayız. Tamam böyle bir şey dersem linç yerim. Yumuşak mı? Merhaba. Hani şu biraz yumuşak gibi. Çok az yumuşak. Birkaç gün olur gibi. Al bunu vardı tamam. Sabah kahvaltımız için kırmızı biber ve yeşil biber alacağız. Çok güzel bir tarif paylaşacağım sizinle. Instagram'da paylaşmıştım aslında ama. İki tane aldım yeter. Üç tane alayım ya da. İki tane yeter. Bunları da açmak. Bir iş kendi. Bunları mı? Bak bakayım. Şunlar mı şunlar mı? Şu küçükler daha güzel. Hıyar. Hıyar alalım. Ya ben alışverişte hep tek başımayım ya. Böyle 3 tane mesela hıyar alıyorum. Annem dolduruyor. Çok garip geliyor. Helal annem. Kilolarca. Limon var mı evde anne? Benim evimde yok. Ne alalım? İyi ki arabayla geldik. Yürüyüş yapacaktık ama. Tamam. Yeşillik alalım mı? Patates salatası yapabiliriz. Bugün Azra'nın doğum günü olduğu için akşam diyoruz ki pastanın yanına böyle tuzlu bir şeyler yapalım. Kısır olabilir, patates salatası olabilir. Biraz nane alalım. Nane mi? Laktozsuz alalım, bir tane de yarım yağlı alalım. Laktozsuz sütler kayıp, heh burada. Bak şu indirime girmiş. Denge. Son kullanma tarihi tamam Mart'a kadar biter. Bu Instagram'da şey gördünüz mü? Milföy hamurundan yılbaşı ağacı yapıyorlar. Nutellalı falan çok güzel duruyor. Bu olur mu anne? Daha büyük bir şey. Daha büyük bir şey olmuyor ki bunların. Yulaf var mı evde? Yulaflar. Aa bu yeni çıkmış. Bunu daha önceden hiç görmemiştim. 16 liradan 14'e düşmüş. İçinde şeker var mı acaba? Var evet. Şık meyveli. Şekerli ama. Al. Yok. Bunlar da öyle oluyor. Bir şey daha alacak. Yani şekersiz granola yapmak çok mu zor diyecektim ki şu çıtır yulaflar var. Onlar biraz daha iyi. Ama o da tam granola gibi değil. Kız kezmesi var mı evde? Alayım bir... bence. Fikret almadı. Nut master var. Bu daha güzel oluyor. Aa bunun fiyatı mı artmış? Hayır fitnat bu. Bu daha ucuz. Bunu aldım. Hem de %100. Ama tuzlu değil değil mi? Değil. Mesela. Bu direkt aynısı da. %100. Tuzlu olanları hiç sevmiyorum. Ben de tuzlu çok sevmem. Tuz reçel. Bir de şu reçeli alacağım. Tadı o kadar güzel ki. Mutlaka deneyin. Böyle kıvamı da su gibi değil. Biraz daha koyu. Çok hoşuma gitti. Bir tane Koreli kızın videosunda görmüştüm bu reçeli. Ekmeğin üzerine sürüyordum. Kızarmış ekmekle çok yakışıyor. Bir tane şöyle karışık kuru yemiş aldım. Fazlasına gerek yok bence. Bir tane yeter. Anne dün bir tane brownie tarifi gördüm. Böyle beyaz çikolatalı oreolu falan çok güzel gözüküyordu. Ama bugün pasta yiyeceğiz. Ve yeni yıla sağlıksız bir tarifle başlamak istemiyorum. Ay bunlar da güzel duruyor. Baksana sosluymuş anne aldım. Ben tam bu dayının bunu kullanıyorum. Evde var galiba tam bu. Neden? Sevmiyor Azra'yla ben. Tamam. Normal alalım mı? Bir tane dursun bence. Poğaça falan yapıyoruz ya. Instagram'da Cici Hediz'in makarnası dönüyor. Böyle insanlar çok beğeniyor. Tadı aşırı güzel oluyormuş. Şöyle bir makarna aldım. Midye şeklinde. Bugün onu da deneyeceğiz. İçinde böyle krema, domates sosu falan var. Güzel olabilir. Kremalar bence dolaptadır anne. Başka alacak bir şeyimiz kaldı mı? Cips almadık. Ketçap, mayonez falan var mı? Başla bak.
Yeni yıl akşamında üşenenlere böyle bir sürü mezeler var. Ama annem bunları sevmiyormuş. Biz kendimiz yapacağız. Şu an karnım aç olduğu için her şeye saldırasım var. Böylesi de varmış Toblerone'un. Hani tüm vücudum ağrıyor. Niye öyleyim ya? Üşüttün bence. Bence de üşüttüm. Üşüttüğün için aferin İçbali. Vallahi ne kadar güzel bir şey yoktu. Annemin bu eve aldığı en güzel şey vallahi sanırım bu, şu mop. Sürekli bunu övüyor. Çok güzel ya. Hemen benim diğerinin şeyi sapı koptu. Hemen sipariş ettim. Anne şimdi ne farkı var tam olarak? Anneciğim. Çok rahat. Yani öteki türlü diğer moplarda eğilmene de gerek yok. Elini yıkaman lazım. Hmm. Ben bunu böyle tertemiz yapıyor. Çok güzel çekiyor. Aşağıya linkini bırakırım. Annem size biraz da annem size influence etsin. Çok güzel bir şey. Ben de alacağım bunu ya eve kesin. Bence şeyi çok kolay Deniz. Bak. Yap bakayım böyle, hop. Burada yıkattırıyorsun. Bak. Burada da sıkıyorsun. Bu kadar. Bak o kadar güzel. Gerçekten güzelmiş. Deterjan da koydun suyuna. Koydum tabii. Ben çamaşır suyu koyuyorum genelde. Bu ekmekleri Instagram'dakiler görmüştür. Çok lezzetli oluyor. Böyle biberleri minik minik doğruyorum. Yumurta kıracağım üzerine karıştıracağım ve paylaşırım aşamalarını zaten. Anlatmayayım. Hemen böyle hızlı hızlı da bu sefer biberleri güzel doğrayacağım. Benle dalga geçmişsiniz son videoda. Eline dikkat et. Çünkü bıçak kesmiyordu. Şimdi kesiyor. Tamam. Kırıyoruz. Hop. Ay acıktım ya. O yüzden biraz enerjim düşük olabilir. Kahvaltı edeyim kendime geleceğim. Anneannem böyle sildiydim yerleri. Evet. Kadıncağızda oturuyordu burada. Ben de gideyim kalçanı gördü de sildi. Düştü. Sen terlikler bir kaydı ayağına. Ay anne şey Allah korusun. Tuttum son anda. Tuttun ay, mu? Düşmedi. Düşmedi ama bir hafta yattım kafam tuttu. Ay anne senin yüzünden düşse bir de şimdi yaşı fazla tabii olduğu için iyileşmesi çok zor. Aa kameram kötü çekiyor. Giremezsin. Düşersin. Ömer sen de ağırsın. Seni kaldıramam. Neyse Mert iyileşir anne. Yumurtalarımızı çırpıyoruz. Biberleri karıştırdık. Ekmeklerin içini çıkaracağız. Şu şekilde böyle keseceğim. Hop, biraz daha koyabilirim. Ne güzel bir tarif bu. Çok güzel. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Üzerine kaşarlardan koyacağız. Oo. Biraz kalın oldu bu ama. Bir de baban böyle. Baban çok sever böyle. Aynen babam şey, bu tarife bayılır. Sunumu seviyor ya. Bir de üzerine bu ekmeği koyacağız. Şimdi bunlar pişecek. Kapat anneciğim de ayaktayken. Kaşarları eritsin bakalım. Şöyle tatlı yeni yıl tabaklarına koydum kahvaltımızı. Önce ben bir tadayım daha sonradan da annemle babama deneteceğim. Aslında hani önce onlar da tadabilir ama ben bir tadayım ya. Uzamadı ama normalde uzuyordum. Video çekiyoruz diye şu anda uzamıyor. Ha, annem uzattı. Oo. Çok lezzetli oluyor. Elinde mutlaka sağlık, deneyin. Marka. Baba ısır bakalım beğenecek misin? Çay da yapıyoruz. Isır işte. Çok güzel değil mi? Farklı. Her sabah yapacağım artık. Harika. Afiyet olsun. Getiriyoruz. Tamam. Şimdi biz Azra ile birlikte yeni yıl paketleri hazırlayacağız. Dersin var mı? Yok. He, dersi yokmuş Azra'nın anne. Dün anneanneme, kuzenim Ceyda Nur'a ve kuzenim Serra'ya hediyeler almıştık. Şöyle bir de paketler aldık. Bence kırmızı yapalım. Anneannem kırmızı rengi çok seviyor. Hemen paketleyip onları götüreceğiz. Hediyelerimizi göstereyim. Nasıl? Amca. Ceyda Nur'a şöyle bir ajanda aldım. O Harry Potter'ı çok seviyormuş. Mert Harry Potter seviyor mu sevmiyor mu bilmiyordum. Daha sonra atar yaptı bana neden almadınız diye. Seviyormuş o da. Şu fiyat etiketini çıkarmamız gerek Azra. Hemen kasa çıkar, maket bıçağı da var. Dur çıkarttım. Ne yapayım yoldum şöyle. Bu ajandanın içini ben internette görmüştüm. Çok hoş. Eğer böyle Harry Potter hayranıysanız güzel bir şey olabilir. Bir de bunların böyle set halinde hediye paketi yapılmış şekilde kitapları vardı. O da güzel bir hediye olabilir arkadaşınıza. Bu videoyu biraz geç çekiyorum. Yeni yıl bittikten sonra ama siz başka zaman
Seren'in hediyesi de şöyle bir LOL bebek. Zaten bu hediye paketinde. Bence bunu hediye paket yapmamıza gerek yok. Yapalım ama LOL olduğunu belli olmasın yani. İyi tamam. Anneanneminkini göster. Anneanneminki burada. Anneanneme de ayakkabı. Ayakkabı aldık. Hatta bunu açalım bence. Evet. Ayakkabısını hediye paketi yapalım. Ayakkabıları ayağını yara yapmış. Şöyle geniş ortopedik bir ayakkabı istiyordu. Bence bu tam ona göre. Anne bak. Bakayım nasılmış. Çok güzel. Yumuşacık bir de buraları. Ve bak esniyor. Şu kısım sıkıyormuş. Burası böyle hafif lastikli gibi. Evet. Aynen. Ben hiç hayatımda hediye paketi yapmadım. Ben izlemiştim yapılımı. Nasıl yapılıyor? İlk bunun boyutuna göre şuradan böyle kesiyorsun. Şöyle katlanır gibi ama değil mi? Katlıyorsun. Tamam mı? Katla. Dur beni izlesen hadi izle. Aynı halıyı kesmem değil mi? Valla söyleyeyim. Arkadaşlar. Çok kolay. Ben de bir ters koysam bunu. Bana bant ver bir tane. Bant. Burada. Yumuş kızlar size. Ne? Ben de kendi hediyemi paketleyeceğim şimdi. Yazık ya. Kendi hediyesini kendisi paketleyin. İstersen ben paketlerim. Yok. Ben kendi paketleyeceğim. Benim için yok özellikle. Çok güzel. I keep telling myself but I don't wanna let you know. Bu hediyemiz hazır. Fiyonkumuz da olsa güzel olurdu ama fiyonk bulamadık. Bunun için ne çıkacak bakalım. Kargoyu ben kendim sipariş vermiştim. Ya Azra ne kadar güzel şeyler çıktı. Ya ben bunu çok sevdim. Ajanda söylemiştim. Şöyle 2021 ajandası Stradivarius'tan. Bir de bu çok hoşuma gitti. Bir şey söyleyeceğim. Ben hep 2021 ajandası istiyordum. Ne yazacaksın? Derslerini falan mı? Evet. Çok tatlılarmış. Sana da alabiliriz. Evet ala. Tamam. Ama bunlar benim olsun Azra. Çok güzeller. Bunlar da benim kendime hediye. Bana maviler. Bu arada bir tane ajanda tutulur mantıklı. Ama ben dayanamıyorum. İki tane tutuyorum. Belki birini hiç açmam ve sizlerden birine hediye ederim Instagram'da. Azra'yı da alacağım. Onun beğendiğini. Ben hediye paketi nasıl yapılır diye video izlemeye karar verdim bundan sonra. Ben izlemişim, o yüzden yapabiliyorum. Anneannemin hediyesi de hazır. Arkasını göstermiyorum çünkü çok güzel yapamadım bantlama kısmını. Sen yapsana Serhan'ınkini. Bir dahakine daha özenli ve güzel yapalım. Benim kanalıma merhaba deyin arkadaşlar. Azra'nın kanalındayız şu anda. Yapalım olmaz. Akşam yeriz hem olmaz mı? Benzinim yok. Evet benzinim yok. Ama gider. Kayıp. O kadar kötü değil. Biz şimdi annemle birlikte çıktık. Yeni yıl hediyelerini anneannemlere vereceğiz. Bir de birkaç tane daha yeni yıl hediyesi alacağız. Babamı falan almadık. Normalde ben babama yeni yıl hediyesi zaten almıyordum. Doğum günü geçen haftaydı anne. Evet. Ama yine de alalım yazık. Ne alacaksın? Hep herkes aldık onu almamak olmaz. Yani bir şey verilir, tatlı bir şey alabiliriz. Hem pofidik terlik olabilir. Pijaması var o terlik yeni. Terlik almayalım. Geçen yıl aldık. Senin sevgine muhtacım. Kemerini tak kemerini. Hava da çok güzel ama yani yeni yıl günü bir kar yağsaydı, bir yağmur yağsaydı. Bir yağsaydı, karlı görseydik. Güzel şöyle olurdu. Bu havalar beni korkutuyor. Sadebimizi yudumlarken evet, karları izleseydik. Olmaz 2021 mıydı? Öyle girseydik. Şükür bugünüm. Şükür Serap. Şükür çok şükür. Tamam niye böyle yaptım bilmiyorum ama şükür. Şu an istikametimiz Özlek Park. Evimize yakın diye oraya gidiyoruz. Hem de sakin oluyor normalde orası da. Evet, bir de Azra'ya doğum günü kıyafeti bakacağız. Çocuğun böyle yok ki değil mi öyle elbisesi falan giyebileceği. Şey yaptı ya biraz. Çok hızlı büyüyor. Evet. Olmuyor. Ona kıyafet bakacağız. Onu yanımıza almadık. Hem zaten çocuklar sanırım şu an dışarı çıkamıyor. Hem de çıkabiliyor da dersi seçemiyor var ya. Bağıracak, bizi sinir edecek anne. Yani hiçbir şey beğenmiyor. De. Hiçbir şey. Onlar anne. Seni bunlara zorlar. Bir kaçış yolun olmaz. Sağ olsun kes. Tüm oyunu oynadık böyle yani zıplayıp. Kulaklıkları takacak bu son ses. Zıplaya zıplaya yola dans edecek. Çok güzel enerji atıyor. Resmi gidiyor. Umarım 2021'de şu maskelerden de kurtuluruz. Amin. İnşallah ya Rabbim. İnşallah. Hadi bakalım. Bizi göre.
Bay bay. İçeride görüşürüz. İçeride çekeceğim. İçeride devam mı? Evet. Asla gitmiyorsunuz. Anne sevmiyor musun yoksa niye öyle? Seviyorum. Size alıştım artık bayağı. Değil mi? Sanki böyle karşımızda evet. Siz varmışsınız gibi hissediyoruz. Hani bomboş kameraya konuşuyormuş gibi değil. Ve annem alıştım bütün yorumlarınızı artık. Okuyor. Her şeyi. Ben çok yorum okurum. Evet, ona göre kötü yorum yazmayın. İngilizce roman mı sen? Yok. Ama hangi roman aldı ki? Güzel bir romanın İngilizce oluşunu. Tamam. İlk H&M'e giriyoruz şu anda. Azra'ya buradan kıyafet bakacağız. Babama da belki bir şeyler bakabiliriz. Anne. Fazla iddialı değil mi? Niye? Yakışır aslında bana sana. Leopar yakışıyor. Fiyatı da uygun. Valla iyiymiş. Kaç liram bu? Medium 60 alayım. Lira fiyatı da. Medium alayım. İçtim ol. Hayret ilk defa size bir şey evet, aldım. Evet annem çikolata hiçbir şey beğenemez ve benim gibi değil. Alışveriş yapmayı da çok sevmez. Aslında seviyorsun ama beğendiğin şeyler olursa. Yani beğendiğim tek her şey çıkıyor. Evet çıkmıyor. Sen çok zevklisin. Senin de alışveriş yapmak evet. Güzel. Yani ben de olunca buluyoruz anneme alacak bir şeyler. Anne şuna baksana. Ne bunun bolero mu adı? Evet. Tam kokoş. Ya burada hiç yok Azra'ya göre. Şu yeşil var. Bu da bir doğum günü çocuğu için fazla sade. Estiva'ya da bakabiliriz. Estiva'da da güzel şeyler oluyor. Şu çok tatlıymış ama bu da küçük galiba. Kokoş Azra'ya kokoş bir elbise bulduk. Anne çok güzelmiş ya. Bence bunu giyer. Olur dokuzun. Büyük gibi bence. İyi mi? Fazla büyük bence. Hayır canım sen de çocuk. Ne kadar güzel. Salaş mı acaba modeli? Salaş tabii. Çok güzelmiş ama parlak. Bunu alalım anne. Bir de bir tane daha sade bir şey bulalım. 11-12 olsa çıkıyor. Hayır olur ona. Kolları açık zaten sıkmaz ki. Zaten burası geniş. Olur mu? Olur. Kostümler yaşına göre varsa aslında sevebilir. Bak şu mor. Çok güzelmiş. Şuna bak. Evet kilotlu çorap da olur. Anne baksana bu çok güzelmiş. Bunu da alalım çok tatlı. Bir de pembe bakayım. Pembe olmasın bence siyah tarzı. Böyle güzel oldu. Azra böyle kediyi çok seviyor ya baksana. Arkası tülü. Aa, bunu evet. Çok beğenir. Onu çok beğenir. Onu almalıyız. Şu ikisini evet, alalım evet. O zaman. Tamam. Bence giyer daha sade bir model yani. Hoş. Giyer. Hiç aynı. Şey yani çocuklar için evet. Hiç seçenek yok. Hiçbir şey bulamadık. Bunları. Bizler için seçenek bu ama şimdi de Özley'in şeyine geldi kendi içine. Ama burada çekim yapmak yasak. Umarım görmezler. Alttan çekiyorum. Her seferinde uyarıyorlar. Ne var ki? Yani çok saçmalıyorsun. Şimdi de sıra benim hediyemde. Çok eğlenceli. Bir de anneanneme kırmızı iç çamaşır alacağız. Don, öyle şeyleri seviyor. Kırmızı don. Don. Kırmızı don. Kadar açılmış. Burası çok güzel yer. Annem seviyor ben sevmiyorum. Seviyorum. Çok seçenek yok. Kalabalık yerler. Bak yeni bir yer daha açılmış. Evet. Anne bana hediye şu bak. Annem doğum günümde keşke şundan alsa. Çok zaten güzel. Benim aklımdaydı biliyor musun Melis? Yemin ederim bak. Gerçekten doğum gününde öyle bir şey mi alsam ki Melis'e dedim. Çünkü çok yapıyorum ya pasta kek. Alıyorsun kendin. Evet. Güzel olabilir. Resmen doğum günü hediyesi istedim. Biz zaten önceden her şeyi söyleriz. Penti. Bunları bak şeyde de hatırlıyor musun? Eskişehir'de de vardı bunlardan. Evet vardı. Alayım mı bunlardan sana? Bana mı? Evet. Aslında güzelmiş. Çok güzel. Sen de yeni yılda bu akşam değil. Bu akşam. Var mısın baba? Şöyle penye pijamalar da var. Saten de var. Annem yeni yıl akşamı saten olsun daha güzel olur diyor. Bilemedim. Kırmızı kırmızı her şey çok güzel. Bu sabahlıklar da %50 indirime girmiş. Yengeme de hediye olarak böyle bir sabahlık alalım diyoruz. Mediumlar çalalım mı anne? SM mi alalım, ML mi? Bu iyi sanki. Biraz bol olsun bence. Hem ince. Evet. Annem de bana yeni yıl hediyesi sanırım bunu alacak. Benim çok hoşuma gitti. Anne güzelmiş ya. Altına da bu. Böyle ikili yaptık. Ay gösteremedim ama. Onu da small yapalım. Bakalım. Şu tüylüleri de görünce aklıma direkt anneannem geldi. Böyle şeylere bayılıyor biliyorsunuz süslü süslü olanlara. Pijama ve iç çamaşır alışverişimiz de tamam. Mert'e hediye alacağız şimdi. İngilizce roman bakacağız. Sonra da bir kahvemizi alırız.
ve benim eve gideriz. Benim birkaç tane ufak işim var, onları halledeceğim. Bir de yeni yıl paketleri gelmişti markalardan, onlara bakacağım. Bir de benim Eskişehir'e gitmem gerek. Eskişehir'de 14 tane paket birikmiş. Yani nedense hala oraya gidiyor. Benim adresimi değiştirmem gerekiyor sanırım anne. Sen niye söylemiyorsun? Dene bunu .com çok yolluyor, ona söylemem gerek. Bir de Avon çok yolluyor. Bir de arada gelenler de oluyor. En sevdiğim yere giriyoruz. Bence babama da buradan bir şey buldum. Ben bana bir şey almadım. Aa, ben anneme almadım. Ben alacağım ama anne sürpriz olsun istiyorum. Sen biraz uzaklaşırsın. Ben şu el sarıldığım kombodum gitti. Kolum arasına gittiğinde daha güzel renkli falan. Çok renkli geldi ama. Saat saat bölmüş, çok mantıklı. Hı-hı. Hani ders çalışırken bölebilir anne. Hı-hı. Hangi desenini alalım? Bunu alalım bence. Daha sade. Değil mi daha sade? Evet. Öyle seviyor ya. Çok güzel. Merce de bu ajandadan aldık. Fiyatı da 60 liraymış. Hediye söylenmez ama almak isterseniz bakabilirsiniz Diyanara. Hoş. Böyle saat. Babana da bir tane kitap mı alsak ki? Geçen çikolatalıydı. Anneme de yeni yıl hediyesi olarak vallahi güzel kombin yaptık. En güzel hediye benim oldu. Akşam gelsin bundan. Anne elbise çok güzel. Vallahi bunun gururu bambaşka bir şey. Şimdi de. Çocuğundan hediye alması çok güzel. Starbucks'a gidip bir kahve alacağız. Anne ya, oturacak yer yok. Ne kadar kalabalık. Azra'nın pastasını almaya geldik. Hava karardı. Hala eve giremedik. Böyle LOL bebekli yine süslü bir pasta istemiş. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Uzaya geldik. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Bir de LOL bir pastamız vardı. Azra. Melis Özten diye şey yapmıştı. Merhaba. İyi, nasılsın? Çok tatlı. Güzel güzel, yeter bize. Tamam. Ama son kişilik ki bu. İyi yıllar. İyi yıllar, görüşürüz. Onlar bizi takmadı ama olsun. Kısırımızı yaptık. Babam şimdi böyle atıştırmalıklar falan hazırlanıyor. Yemek yine beni çalıştırıyorlar. Evet, yine mutfakta babam var, klasik. Ben şöyle bir elbise almıştım yazın başında. 2020'nin rengi benim için lila. O yüzden dedim ki böyle lila giyeyim. Birazdan büyük ihtimal pijamalara döneceğim. Ama olsun, hepimiz böyle süslendik. Güzel bir akşam geçirelim dedik. Atıştırmalıklarımızda da böyle cipsler var. Toblerone almıştık. Şurada sarmamız var. Tekrardan cipsler. Bak bak bak, kamerayı açık bırakmışlar bak. Beni çekiyor Azra, bak yine. Çaktırmadan hep beni çekiyor. Ben çekme dedikçe. Değil mi? Ne yapıyorsun bugün? Erkan, bütün gün oturdun, alışverişe biz konuşuyorduk, her şeyi biz konuşuyorduk. Doğum günü hazırlığını... Artık dışarıdaki işleri hanımefendiler yapıyor. Ha. İçeridekileri işleri ben yapıyorum. En sevdiğim ben olarak. Yeni yaşam mutlu olsun. Yanmıyor. Onlar söndü. Bizim neden mi yanmıyor? Dilek dile. Dilek dile. Ne açacaksın? Hediyeleri mi? Ay yaz, kıyamam ya. Orada düzgün müsünüz bilmiyorum ama Azra'nın hediyelerini açacağız şimdi. Hadi bakalım. İlk benim hediyem. İlk benim hediyem. Diğer de onu aç. Hadi bakalım. Buyurun Azra'nın. Anne bir şey direksin Azra'nın. Çiçim. Ne çıkıyor? Ay. Ne alacaksın ya? Ne alacaksın ya? Babasının hediyesini çok sevdi arkadaşlar onunla. Çok beğeneceksin. Aç bakalım. Ya. Beğendin mi? Çok beğendim. Bu bakacağım, girteyim mi? Girteyim. Nasıl hareket o? Bir daha yap bakayım. Yazık, kıyamam. Yeminle bak. Hayır. Hayır, fincanın. Artık bu senin fincanın. Evet. Oo. Çok süper. Ya çok güzel Azra. Bakayım. Aç. Ay, kocaman bir bebek çıktı. Azra bu nasıl bir bebek? Kostüme bak. Dur şimdi çıkartalım. Şuradan bunu. Vaaav. Anne direkt ortadan kesti yalnız. Nasıl bir kesmektir o? Nasıl bir kesmektir? Senin. Sana özel. Evet, o zaman hadi pasta savaşı yapalım. Nasıl?
Tabii ben varım pasta savaşına. Ben yokum. Buradan alır mısın? Annem yok. Ay bebe roski koktu. Aa şey. Aaa! Yo! Ben varım nereye? O zaman. Ya yere düştü büyük parça ya. Koca vurduna baba. Baksana ne yapalım. Yılbaşı gecemizden güncelleme yapayım. Klasik. O Ses Türkiye açık. Sofradayız. Pek bir şey yapmıyoruz. Anne canım sıkıldı biraz benim. Ne yapalım anneciğim? Doğum günüydü bu akşam tabii. Doğum günü. Benim güzel oğluma bakın. 2020'nin bana kattığı en güzel şey sensin lokum. Ben şu anda pijama moduna geçtim. Yeni yıla yarım saat falan kaldı. Yani şu anda yatağımda olup Netflix izleyerek yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ederdi. Çünkü babam İboşov açtı. Böyle atarlı atarlı takılıyor. Hani yeni yıla insan mutlu girer ama o efkarlı takılıyor. Ben de böyle şeyleri hiç sevmem. Kaçtım. Nazran odasına gittim. Birazdan makyajımı temizler. Uyuyarak giriyormuşum yeni yıla. Bir kere onu yapmıştım. Öyle garip şeyler oluyor. Bilmiyorum böyle. Aşırı mutlu değilim açıkçası. Ben böyle özel günlerde çok mutlu olmaya, farklı hissetmeye böyle ki kodluyorum. Doğum günümde falan da öyle yapıyorum. Daha sonra tabii ki öyle olmuyor. Normal hayat ve birazcık böyle üzüntü oluyor. Yani şu anda üzgün değilim ama bilmiyorum. Garip hissediyorum. Babam İboşov'dan buraya geçtim. Daha güzel. Ve yeni yıla girmemize sadece bir dakika. Şaka 2020 gidiyor. Ya şok ol. Gerçekten mi? 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anne çok mutlu. Anne kızı yedi. Sen bir de